Merhaba sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 7. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sınavının sorularını ve çözümlerini paylaşacağım. Öncelikle yazılı kağıdımızı hızlıca bir tanıyalım. Birinci sorumuz doğru ve yanlışlardan oluşan bir sorudur. İkinci sorumuz boşluk doldurmalardan oluşan bir soru. Üçüncü sorumuz bir klasik soru. Dördüncü sorumuz yine klasik bir soru. 5. soru test, 6 test, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. sorular test soruları arkadaşlar. Puan dağılımı altında verilmiş. Ben yazılarımı genelde 13 soru üzerinden hazırlıyorum arkadaşlar. Yani 7 soruyu 10 puan, diğerlerini 5 puan olarak değerlendiriyorum. Evet, gelelim sınavımızın çözümlerine. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken paydalar eşit değilse öncelikle paydalar eşitlenir. Doğru. Negatif rasyonel sayılar daima sıfırdan küçüktür. Doğru. Payları eşit olan negatif rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha büyüktür. Yanlış. Burada paydası küçük olan daha küçüktür olacak arkadaşlar. Negatif rasyonel sayıları sıralamada pozitif sıralamanın tam tersiydi. Devam edelim. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan daha büyüktür. Doğru. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Doğru. Evet. Birinci sorumuz bu şekilde. Birinci sorumuz kaç puandı? 10 puan. Bunların her birisini 2,5 değil de 2 puan. 2 yaptığınız zaman toplamda 10 puan birinci sorudan almış olursunuz. Devam edelim ikinci soruyla. Evet. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz demiş. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere ne diyoruz? Cebirsel ifade. Cebirsel ifade. Evet. Bunu kullandık. Bir cebirsel ifadede artı ve eksi ile ayrılan ifadelere terim. Bunu da kullandık. Bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip olan terimlerine benzer terim. Benzer terim. Bunu da kullandık. Bir cebirsel ifadede değişken bulunmayan terime sabit terim. Sabit terim. Bunu da kullandık. Bir cebirsel ifadede sayılara karşılık gelen harflere değişken denir. Bunu da kullandık. Evet, bu ikinci sorumuzda arkadaşlar 10 puanlık bir soru. Bunların yine hepsine ikişer puan verdiğimizde 2, 4, 6, 8, 10'dan 10 puan ediyor. Geliyoruz 3. sorumuza. Evet. 7x artı 4y eksi 8z eksi 2 cebirsel ifadesinin değişkenlerini yazınız. Değişkenler cebirsel ifadede geçen harflerdir arkadaşlar. Yani buradaki geçen harfler x, y ve z. Değişkenler bunlar oluyor. Terimlerini yazınız. Terimleri artı ve eksi ile ayrılanlar olmuş oluyordu. Ama terimleri yazarken işaretlerle beraber kabul edeceğiz. Yani 7x, 4y... Eksi 8z eksisiyle beraber alalım. Bir de eksi 2. Terimler bunlardır. Sabit terimi yazınız. Sabit terim hiçbir değişkeni olmayan. Sadece burada eksi 2 yine bunu da işaretle alıyoruz. Kat sayılar toplamını bulunuz. Kat sayılar harflerin önündeki değişkenin önündeki sayılardır. Buradaki 7 var. İşte artı 7. Burada 4 var. Artı 4. Burada eksi 8 var. Bu sabit terimi de alıyoruz. Eksi 2. İşte bunların toplamını bulacağız. 7, 4 daha 11, 8, 2 daha eksi 10, artı 11, eksi 10 daha ne eder? Artı 1 eder. Evet, bu sorumuz da 10 puandır. 4 şıklı olduğu için bunların her birisine 2,5 puan veriyoruz ve 2,5 puanın toplamdaki değeri 10 puandır. 3. soru da bu şekilde. Geçiyoruz 4. soruya. Evet.
Aşağıdaki cebirsel ifadelerle ilgili işlemleri yapınız demiş. Yani burada cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri var. Şimdi arada artı olduğu için herhangi bir işaret değişikliği yapmayacağız. Direkt ben şu 10x ile eksi 17x'i eksi 7 ile artı 9'u toplayacağım. 10x ile eksi 17x'i toplarsam eksi 7x. Eksi 7 ile artı 9'u toplarsam artı 2. Evet, birincisi eksi 7x artı 2 olacak. Öğretmenim, ben bunu şöyle yazsam, önce artı 2'yi yazsam, sonra eksi 7x'i yazsam yine puan verir misiniz? Veririz. Sadece yerleri değişmiş. İşaretlerde herhangi bir değişiklik olmamış. Gelelim buraya. Burada bir çıkarma var. Çıkarma olduğu için bunu biz toplamaya dönüştürelim. Karışmaması için. Yani şu eksiyi artı yapacağım. Bu eksi 6y oldu. Bu da artı 13 oldu. Şimdi artık 5y ile eksi 6y'yi artı 20 ile artı 13 toplayacağım. 5y eksi 6y daha eksi 1y ya da eksi y artı 20 artı 13 daha artı 33. Yani cevabımız eksi y artı 33. Öğretmenim, biz ona şöyle yazsak, eksi 1y artı 33 olur mu? Olur. Yani önüne 1 de yazabilirsin ama genelde eksi y diye yazıyoruz. O eksi 1'i yazmanıza gerek yok. Geçelim diğer çarpmamıza. Buradaki çarpmada bu 5'i hepsinin önüne, terimlerin her birine tek tek dağıtacağız ama çarparak. 5 kere 12 60, 5 kere eksi 4 eksi 20x, 5 kere 7'den artı 35y. Tamam. Başka da burada bir düzenleme gerekmiyor. Yine bunu da böyle dağıtacağız. 6 kere 3 18x eksi 6 kere 8 48. Bu da bu şekilde. Bu sorumuz da 10 puandı. Bunların her birine gene 2,5 puan yazıyoruz. Ve toplamda bu sorumuz 10 puanlık. Geçiyoruz 5. sorumuza. Evet. 5. sorumuz merdivenli çok adımlı işlemlerle ilgili bir soru. Bu tip sorularda böyle en küçük, en karmaşık gördüğümüz yerden başlarız. Şurayı yapsak olacak. Bunu şöyle bir yöntem yapacağım. Bakın, 2 ile 1'i çarpacağım. 2 kere 1 2 artı 1 daha 3, payda aynen kalır, 3 bölü 2. 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2 dedik. Sonra şurayı yapacağım. Şu kısım 1 bölü 3 bölü 2'den takla attırırız, 2 bölü 3. Sonra önde bir tane 1 artı bekliyor. Onu şurada yazayım. Yani 1 artı 2 bölü 3 var. O da gene şu yöntem. 3 kere 1 3 2 daha 5 5 bölü 3. Sonra tepede 1 kaldı. Yani şurayı alayım. Nasıl, şuralarımız boş artık. 1 artı duruyor. 1 bölü duruyor. Burası da 5 bölü 3 oldu. Şimdi ne yapacağım? Şurada bir takla var. 1 bölü 5 bölü 3'lerde direkt takla attırarak 3 bölü 5 yazabilirsiniz. Yazdım. En son elimde şu kaldı. 1 artı 3 bölü 5 kaldı. Sonra artık yine o öğrendiğimiz yöntem. 5 kere 1 5. 3 daha 8. 8 bölü 5 kalıyordu payda da. O da cevabımız C seçeneğidir. Evet, bu sorumuzda gene 10 puanlık bir soru. Doğru yapanlara 10 puan veriyoruz. Gelelim 6. soruya. Evet, 6. soru güzel bir soru. Onu söyleyeyim size. Şimdi böyle bir dikdörtgenin kenar uzunluklarını vermiş. Bize şunu soruyor. Özdeş, yani buraya özdeş, aynısından 3 adet dikdörtgenle oluşturulan şekil 2'deki yapının çevresini soruyor. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Bakın, şimdi uzunlara bir sayayım. 1 uzun, 2 uzun, 3 uzun, 4 uzun. Şimdi 4 tane uzun kenarımız var. Tamam mı? Şimdi ben şunu yapacağım. Kısalara bakalım. 1 kısa, 2 kısa, 2 tane de kısa kenarımız var. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi şu kısayı alacağım. Bir de şuradaki parçaları almam lazım. Bak, iyi bakın. Bu kısayı almam lazım. Bir de şununla şunu almam lazım. Ben bu alacağım kısayı buraya doğru indirsem, yani bunu buraya yapıştırmış olsam, şu bitmiş olacak. Ne olacak aslında biliyor musunuz? Şurası. Şura komple aslında iki tane uzuna eşit değil mi? Gördünüz mü? Yani bunu buraya taşıdığımda ve almam gereken uzunluklar normalde iki tane uzuna dönüştü. Şurası iptal oldu. Yani dört uzunun yanına iki uzun daha geldi. Ne oldu? Altı tane uzun kenar artı iki tane kısa kenar bize bu
çevresini verecek arkadaşlar. Şimdi uzun kenarımız neydi? 7 bölü 4'tü. O zaman 6 tane uzunu şuraya alayım artık. 6 çarpı 7 bölü 4 artı 2 tane de kısaydı. 2 tane de kısaydı. 2 çarpı 1 bölü 2 diyorum. Şimdi bunun neyse şöyle yapalım. 6 kere 7, bunun altında da gizli bir 1 var ya, bunların altında da gizli bir 1 var. Payla payı, payda ile payda içer. 6 kere 7 42. 1 kere 4 4. 42 bölü 4 artı 2 kere 1 2, 1 kere 2 2, 2 bölü 2. Devam edelim. 2 bölü 2 1 tam eder. Şurası. 42 bölü 4'ü 2 ile sadeleşirsem 21 bölü 2 etti. Şuraya getireyim. 21 bölü 2 artı şurası da 1 tam etti. O da 2 kere 1 2. Şöyle yapacağım artık. 2 ile 1'i çarpıp 21 ile toplayacağım. 2 kere 1 2. 21 ile toplarsam 23 bölü 2. Öğretmenim 23 bölü 2 yok. O zaman şıklardan 23 bölü 2 veren kim var? D'ye bakalım. 2 kere 11 22. 1 daha 23. Ya da 23'ü payı paydaya bölerek tam sayılı kesire çevirelim. 2'ye bölelim. 1 kere 2 2. 0. 3'ü indik. 1 kere 2 2. 1. Ne oldu burası? 11 tam. 1 bölü 2 oldu. Yani isterseniz payı paydaya bölerek de tam sayılı kesire çevirerek de cevabı bulabilirsiniz. Ya da şıklardan 23 bölü 2'yi veren kim? 2 kere 11 22. 1 daha 23 şeklinde de D diyebilirsiniz. Bu soruda 10 puanlık güzel bir soruydu. Evet, geçiyoruz 7. soruya. Evet. Şimdi bakalım ne demiş burada. Hakan 120 kilometrelik bir yolun 3 bölü 4'ünün 1 bölü 6'sını gitmiştir. Buna göre Hakan kaç kilometre yol gitmiştir? Bu normal direkt çarpma. Nasıl çarpma? Şöyle 120 çarpı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 6 diyebilirsiniz bu tip soru kalıplarında. Altına 1 koyarsınız. Yani 123 ile 3'ü çarpacağım, 1'i çarpacağım buraya. 1 ile 4'ü çarpacağım, 6'ı çarpacağım, altına yazacaksın. Ama ben sadeleştirme yapalım diyorum size. 3'ü 3'e bölelim 1, 6'yı 3'e bölelim 2. Çapraz sadeleştirme, kelebek yöntemi gibi. 120'yi 2'ye bölelim 60, 2'yi 2'ye bölelim 1. Şurada 4 var, 4'ü 4'e bölelim 1, 60'ı 4'e bölelim 15. Yukarıda bir şey, bir 15 var. 15 kere 1, 1, 1, 15. Altta da 1 kere 1, 1, 15 bölü 1, 15. O zaman bizim Hakan'ımız 15 kilometre yol gitmiştir değil mi? Gidilen yolu soruyor zaten. Bu soru da 10 puanlıktı. Evet. 7. soruda bu şekilde. Geçiyoruz 8. soruya. Evet. 8'de ne diyor bakalım? Bir üstü sayılar. Rasyonel sayıların üstü kuvvetleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi 2 bölü 3'ün 3. kuvveti demek. 2'nin 3. kuvvetini alalım. 2'nin 3. kuvveti 8 bölü 3'ün 3. kuvveti 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Tamam. Burası böyle. Bölü. Şimdi burada negatif bir sayının çift kuvveti artı. İşaretimiz artı. Sıkıntı yok. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi. Buraya niye 9 yazdım ben? 27 yazacaktım. Evet. Bir dakika. Sonradan yorumlara yazıyorsunuz. Öğretmenim o soruda yanlış yaptınız diye. Halbuki gözümüzden bir kaçmış. Dikkatli olabiliyor. 27. Evet. Renk değişti bu arada. 2'nin kuvveti 27. 3 kere 3 9. Evet 27 olacak. Tamam. Hemen gelelim. 8 bölü 27'yi yazalım. Çarpı diyelim bölmedeki işlem. Birinciyi yazıp ikinciye takla attırıp 9 bölü 4 diyorduk. Şimdi burada sadeleştirmeler yapalım. 4'ü 4'e bölelim 1. 8'i 4'e bölelim 2. 9'u 9'a bölelim 1. 27'yi 9'a bölelim 3. Yukarıda 2 kaldı. 2 kere 1 2. Aşağıda da 3 kaldı. 3 kere 1 3. Yani 2 bölü 3 cevabımız C seçeneği diyoruz. Ve bu soruya 5 puan veriyoruz artık. Bundan sonraki sorular 5'er puan. Evet geldik 9. soruya. Evet. Ne diyor bakalım? Yukarıda verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 5 eşit parçaya, 1 ile 2 arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. A artı B kaçtır? Burada aslında sayı doğrusunda rasyonel sayıları yazabilmeyi görmek istedim. Ondan bu soruyu sordum arkadaşlar. Öncelikle A sayısını bulalım bakalım. A sıfırdan başlayarak. Öncelikle aralık kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. Ama 1, 2, 3 gitmiş. O zaman A 3 bölü 5'tir diyoruz.
B'ye gelelim. Bir kere B bir tam yol almış ve bir sonraki aralık 1, 2, 3, 4 kaçıncısını almış? 1, 2, 3. Bu da 1 tam 3 bölü 4'tür. Evet. Bunu öncelikle bir yazabilmemiz gerekiyordu. Sonra şunu hemen bileşiğe çevirelim. 4 kere 1, 4, 3 daha. 7 bölü 4. Şimdi şurada 3 bölü 5 ile 7 bölü 4'ü toplayalım. A artı B diyor. Şimdi burada değişik bir yöntem var. Şunu yapacağım. Paydaları eşleyecektim ama burada farklı bir yöntem kullanmak istiyorum. 4 ile 3'ü çarpacağım. 4 kere 3 12 artı 5 ile 7'yi çarpacağım 35. 5 ile 4'ü çarpacağım 20. 12 ile 35'i toplayacağım 47 bölü 20. Ve cevabımız A seçeneği diyoruz. Bu soruda 5 puan. Gelelim 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir dakika en küçüktür demiş. Burada şu var. Bir kere paydaları eşit. Kalem nerede bu arada ya? Ha, buradaymış. Paydaları eşit olduğunda payı küçük olan en küçüktü pozitif sıralama için. Ama negatif sıralamada paydaları eşit olduğunda payı büyük olan dolayısıyla en küçük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Buraya dikkat edin. Bu da 5 puanlık bir soruydu. 10. soruda bu şekilde. Geçiyoruz 11. soruya. Evet. Olduğuna göre demiş. ABC sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir demiş. Şimdi ondalık gösterimlerde bir sıralama sorusu. Buradaki çizgi 3'ün altında olduğu için 3 3 diye devam edecek. Yani burası 3 3 3 diye gidecek. Burada 43 diye devam etmesi lazım. 43'ün üzerinde çizgi var. 43 43 diye gidecek. Bu 243'ün üzerinde çizgi var. 243 243 diye gidecek. Şimdi bu tür sıralamaları yaparken artık çizgiyi kaldırdığımızı farz edin, tamam mı? O devam ettirdik yani sayıları. Sıfırlar eşit, ikiler eşit, dörtler eşit, üçler eşit. Şuraya bakıyoruz. Şu kısma bakıyoruz. Bu kısmın içinden en büyük kim var? 4. 4 kimden geliyor? B'den. Sonra 3 var. 3 kimden? A'dan. Sonra kim var? 2. O da C'den. Yani sıralamamız B, A, C olacak. Cevabımız C seçeneği. Bu soruda 5 puan. Bu şekilde ondalık gösterimlerde sıralamaları bence bu şekilde yapabilirsiniz. Geçiyoruz 12. soruya. Kaldı 2 soru. Evet. Neymiş bakalım? Burada diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Buradaki bir işlem önceliği var. İşlem önceliği tam sayılarla alakalı. Önce şu bölmeye yaparız. Artı 12'yi eksi 2'ye böldüğünüz zaman eksi 6 çıkar. Sonra artık eksi 6, eksi 6 artı 12 bunları toplayacağız. Şimdi eksi 6 ile eksi 6'yı toplarsanız eksi 12. Tamam. Eksi 12 ile artı 12'yi toplamamız gerekiyor. Bir kere aynı sayılar ama işaretler zıt olduğu için bunlar birbirlerini götürür. Yani nötrler. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Bu soruda 5 puandı. Şimdi gelelim yukarıda kutuda verilen sayılar 13. ve son soruya. Herhangi ikisinin çarpımı aşağıdakilerden hangisi çarpımı ile aşağıdakilerden hangisi elde edilemez demiş. Şimdi ona bakayım bakayım. Dur ona bakmayayım. 15'e bakayım. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarp. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarp. Artı 15 eder. Bu oldu. Eksi 21'e bakayım. Artı 7 ile eksi 3'ü çarp. Eksi 21. Bu oldu. Eksi 35'e bakayım. Eksi 5 ile artı 7'yi çarparsan eksi 35 bu oldu. Ama artı 10 hiçbir şekilde elde edilemiyor bu tablodaki iki sayının çarpımıyla. Cevabımız dolayısıyla A seçeneği bu soruda 5 puandı. Evet arkadaşlar yazılı sorularımızı cevapladık. İnşallah çözümlerimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımda bol miktarda 7. sınıflarla ilgili bakın deneme sınavları, yazılı soruları, videolar mevcuttur arkadaşlar. Birazcık kanalımın içinde gezindiğinizde deneme sınavları, yazılı soruları ve daha birçok 7. sınıfla ilgili video ile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.